Evet, bal mumu kazanını yaktım. Bal mumu eritiyorum. Biraz ateş harlı. Açık arazide harlı yakmak zorunda kalıyorum. Çünkü başka türlü yavaş eriyor. Alttan suyun bayağı bir iyi kaynaması için harlı yakmak gerekiyor. Evet, bal mumu. Yani ateşin gür olması lazım. Ateş gür olacak ki daha hızlı erisin bal mumu. Bu daha önce erittiğim posası kalan bal mumu. En son posasını bu şekilde eritiyorum. Kapak hava almasın diye de kapağın üstüne taş koyuyorum. Bu iyi kalite bir bal mumu ama birinci sınıf değil. Yani kremlerde falan kullanılabilen bir bal mumu değil. Kremlerde kullanılabilmesi için bir tur daha eritilmesi lazım. Yani bu erimiş bal mumunun sıcak suyun olduğu kazana atıp sıcak su kazanıyla birlikte tekrar eritip ateşini almak lazım. Yani tortusunu almak lazım. Kalanını kullanmak lazım. Evet. Evet, seyredecek artık bir kısmı. Geçen sefer erittiğimin bir kısmı içinde, ona yavaş yavaş ilave olacak. Bu şekilde devam. Evet, ben bu bal mumunu nerede kullanıyorum onu da göstereyim. Ben çerçevelerimi bu şekilde yapıp böyle rafa diziyorum. Kullanacağım zaman da buradaki bal mumunu şu bölgeye sürüyorum boydan boya. Çerçevenin tersine. Zaten sıcakta kolayca sürülüyor, herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Ben bu şekilde erkek gözlü çerçeve gibi çerçeveleri bu şekilde yapıyorum. Bal mumunun altına sürüyorum, koyuyorum. Daha sonra mum takmadan kendi bal mumunu kendisi örüyor arı. İster erkek örüyor, ister işçi gözü örüyor. İsterse yarısına kadar bal dolduruyor, isterse tamamen yavruya gidiyor. O kendi bileceği iş. Benim bundaki yapmamın amacı bal mumu ve yani temel petek ve tel masrafı olmadan, tel çekmeden direkt kullanmak. Bunun bir avantajı da var. Kovan istediği kadar erkek arı üretebiliyor, erkeğe gidebiliyor. Aynı zamanda biyoteknik varroa mücadelesi için, yani erkek yaptığı zaman içine erkek gözlerini kapalı komple gördüğün zaman, özellikle bal dönemi veya bal dönemi öncesinde Mayıs ayında mesela, o erkek gözlerini kesip atma imkanı oluşuyor. Aynı zamanda bu şekilde yaptığım zaman daha çok bal mumu ürettiği, yani petek gözlerini daha geniş yaptığı, yani uzunlamasına daha uzun yaptı. Daha çok bal mumu çıktığını tecrübe ettim. Birkaç araştırmaya da rastladım bu şekilde. Özellikle Bulgaristan'da daha çok bal mumu üretmek için uygulanan bir yöntem. Bulgaristan üniversitelerinde de yapıldığı araştırması. Benim daha kolayıma geldiği için bu şekilde yapıyorum. Hobi arıcısıyım. Aynı zamanda ticari arıcılıkta bu daha çok kullanılabilir mi, kullanılamaz mı, onu ticari arıcılıkta kullanmak biraz zaman bakımından sıkıntı olabilir. Ama özellikle hobi arıcıları, sabit arıcıların kolaylıkla uygulayabileceği bir yöntem. Bazı yerlerde bunun üçlüsünü yapılıyor. Ben
5 gözlüsünü yaptım. 3 göz de yapılabilir. 3 göz yapıldığı zaman erkek gözü yaptıkça kesileceği için, yani tek çerçeve veya bu çerçeveden 2 tane bile bir kovan için yeterli olabilir. Ama benim niyetim kovanın tamamen, yani ballık katını da kuluçkalığı da tamamen buna çevirmek istiyorum. Bakalım yapabilirsem, yapamazsam sıkıntı yok. Geçen sene de zaten bu arıları olmadan sadece bal mumunu bu bölüme sürerek rahatlıkla işçi gözü öldürebilmiştim. Daha sonra da özellikle Haziran ve sonrasında da erkek gözü öldürebilmiştim. Koloni biraz daha kuvvetlendiği zaman erkek gözüne dönüyor. İşçi gözünü zayıf kolonilerde ürettirebildim. Kuvvetli kolonilerde de erkek gözü ürettirebildim. Benim geçen sene bu bölmeleri yapmadan yaptığım uygulamada sürdüğüm zaman arı şu bölüme bir sıra başlıyor. Bu bölüme bir sıra başlıyor. Bir bölüme bir sıra başlıyor. Yani aslında arının doğal örme biçimi bu uzunluktaki bir çerçeveye 3 bölüm örüyor. Ve üçüne de aynı anda başlıyor. Onu tecrübe ettim. Aynı anda başladığı zaman üçüne, daha sonra üçünü ortada birleştirip devam ediyor. Devam ederken de yani ben bu çerçevenin hepsini öreyim de ondan sonra bal depolayayım olayına girmiyor. Ördüğü kadar depoluyor veya ördüğü kadar yavruluyor. Eğer bal depoluyorsa örer örmez hemen sırlamaya başlıyor. Yani aynı çerçeve bir kısmı örülmemiş, bir kısmı yeni kabartılmış, yeni örülmüş veya gözü tam tamamlanmamış, bir kısmı tam kabarmış, bir kısmı yavru, bir kısmı bal veya polen, bir en üst kısmı bal, sırlanmış bal olabiliyor. Deneyeceğiz artık. Bakacağız. Uygulayabilirsek eğer, yaptırabilirsek, başarı sağlayabilirsek devam edeceğiz. Yoksa eski halinde devam edeceğiz. Bunu bu şekilde yapmamın amacı, yani 5 gözlü olarak yapmamın amacı aynı zamanda sağ makinesinde sağlanabilmesi. Eğer petekli olarak kullanmazsak bal alındığı zaman sağ makinesinde de sağlanabilmesi. Önce zımbateli ile yapmıştım ama zımbateli sağlıklı olmuyor. O yüzden cam çivisiyle beraber dönmeye başladım. Artık cam çivisiyle yapıyorum. Zımbateli sağlıklı olmadı.